Herkese günaydınlar arkadaşlar. Geldik. Kahvaltı nasıl olur? Köyün beslenenler için. Ondan sonra ben 40 gün önce nasıl beslendim kahvaltısını? Ben size güzel açıklamamı yapayım. Onu da koyacağım ama önce şunu da yapayım. Bunu bugün böyle bu şekilde tüketebilir miyim? Sıkıntı yok. Kan grubuna göre beslenir. Yumurtalı kahvaltım var. Domates tercih ettim. Biber tercih ettim. Zeytin, peynirim yok, olsa da olur, olmasa da olur. Peynirim neden yok? Uzun sürede kahvaltı yapmıyorum, evde de sadece ben yiyorum. O yüzden buzluğa attım. Çıkartmayınca da böyle, gerçekten evde sadece ben yiyorum. Onu dedikten sonra, şimdi şöyle bir kahvaltımıza bakarım. Bugün bunu da yiyeceğim, böyle bir kahvaltı. Tabii ki doyduğum an keseceğim, yani hepsini yemek zorunda değilim. Kuru yemişim olmazsa olmaz çünkü kuru yemiş şey yapacak, tok tutacak beni akşama kadar, 6.30'a kadar yemeyeceğim. Yarın yine 16-36 saatli borcunu yedince bu kez tutacağım ama. Turşularımın yanındayım, neden böyle, evimi temizleyeceğim, kış temizliği yapıyorum o yüzden ağır yaptığım için. Her gün bir parça yapıyorum, burada çekim yapmak zorunda kaldım. İki yumurtam, salatalığım, gördüğünüz gibi bunlar var, domatesim var, kuru yemişim var. Peynir olmasa yoğurt var bu şekil. Bu da bu şekil tüketebilir. Üzerine kuru yemiş koyan oldu. Özellikle Betül Hanım, 40 gün boyunca ne yedim ben size söyleyeyim. 40 gün boyunca güzel bu şekil beslendi. Ben şu şekil beslendim hep. İşte iki yumurtam oldu, peynirim oldu, zeytinim oldu. Yanına mevsimine göre bol yeşillik. Ondan sonra tere, roka mevsimine göre diyorum. Salatalık, domates, közlenmiş biber dolaptan olabilir. Hani kışın dolaba, buzluklara, difrizlere atıyoruz. Melemen olabilir. Mevsimine göre konserve melemen yedim. Yere geldi. Artık mevsim geldiği için şey yaptım, normal domateste, yerli domateste. Bu şekilde ben daha çok közlenmiş tercih ediyorum. Onu da söyleyeyim. Hep tercihim bu tarz bir kahvaltı oldu benim. Dikkat edip de eski diyet vloglarımı izlerseniz orada göreceksiniz. Onu izleyenler görecekler. Hep iki yumurtam. Ondan sonra salatalığım. Ondan sonra şeyim burada. Zeytinim. Çökelek. Süzme yoğurt. Tozluyordum. Özellikle çökelek tükettim. Kaslarım erimesin diye. Bugünlerde yine tüketmeyi düşünüyorum. Karar aldım. Madem ben 36 saatlikte böyle vazgeçebiliyorum, ne yapacağım? Böyle bir kahvaltı yapacağım her gün. Perşembe ile pazartesi hariç tabii. Böyle bir, ama bir süre belki perşembe de yapabilirim. Şeyim olsun diye. Biraz adı neydi? Perşembe'yi pazartesi alacağım, o 36 saatlik. Olmazsa perşembe pazartesi yapacağım. Ters yapacağım. Ondan sonra biraz kendime gelene kadar, çünkü kilo vermem gerekiyor. O yüzden böyle devam edeceğim. Sizler kahvaltınızda ne yiyorsunuz, neler yiyorsunuz? Benimle motive oluyor musunuz? Arada bakın, benim motivasyon da düştü. Ne yapacak? Sizler motive edeceksiniz. 92'den 58'e kilo almam da normal arkadaşlar. Düşünün, siz karaciğer temizliğini yaparken zaten boş mide. Koruyabilirdim de. Sebze yer, kan grubuna mesela, ama işte bir yerde sürekli bu bulgur bulgur. Esma yine ağlıyor arkadaşlar. Esma'yı sormayın. Esma ablayla kavga etti. Onu, bu arada tuvalet eğitimi var. Bugün başladık, dünden belli. Zorlanmıyoruz ama çocuk işte. Neyse, kahvaltımıza dönelim. Bu beni güzel akşama kadar tok tutacak. Ben hep böyle bir kahvaltı beğendim. Yanına lor peynirini yiyebilirsiniz. Normal peynir ekleyebilirsiniz. Çökelek ekleyebilirsiniz. Ama kuru yemiş her zaman olsun Betül Hanım. Herkes için diyorum. Aslında siz kuru yemişten kilo almadınız. Vücut kendi kendini onarıyor, şifalanıyor. Vücut birden diyet moduna giriyor. Yasaklı şeyler gidiyor. Gıdalar gidiyor. Ben de hayatıma bir daha ekmek almamaya karar verdim. Zaten bu köye gittiğim zaman köy ekmeği yiyorum. O yapıyor. Mesela yesem diğer karbonhidratı diğerlerinden sağlayacağım. Belki çok nadiren, ama şu kilo verme dönemde asla ben de almayı düşünmüyorum. Sizin vücutlarınız da güzel bir şekilde onarılacak, dinleyince kilo veremeyebilirsiniz, birkaç kilo artış olabilir.
Sonra bunları puf diye birden verecek. Vücut kendini onardığı için. Birden kilolar düşecek. Düşmezse bile ikinci seviye var. İkinci de gidecek. Siz sadece sağlığınız için bu yola adım atın ve sağlığınız için yürüyün deyin. Öyle diyeyim ben size. Ben şimdi kahvaltımı yapayım. Ona göre de kahvaltımı yapayım arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Görüşürüz. Sporumu yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Adımlıyorum evin içerisinde. Biliyorsunuz ben hep evin içerisinde adımladım ve kilo verdim. Aslında parkta olsa iki katı belki gidecek. Şöyle size göstermek istedim. İyi yağ yakıyoruz. Şöyle iyice göstereyim. Yürüyüş yağ yaptırıyor. Her türlü spor yağ yaptırıyor. Çünkü hareket ediyoruz. Ben yürüyüşümü yapayım. Yürüyüşüm bitti arkadaşlar. Onu da göstermek istedim. 30 dakika yürüyorum. Çünkü akşam da birkaç hareket yapacağım. Ağır ağır başlıyorum ki vücudum alışmasın çok böyle ilk başlarda spora. Çünkü yerine koyacak bir şey arıyorsun. Bakalım nasıl devam edeceğim. Ama yürüyüş hayatımda hep var olacak. Yarın kızları götüreceğim. Mesela çok da yürüyeceğim. Kızımı götüreceğim okula. O zaman da yürüyeceğim. Tabii ki kardiyo hareketleri var. Onları da akşam yapacağım. Çiğ köfte yoğuracağım arkadaşlar. Bu kez etli yoğuruyorum. Göstermek istedim. Baharatlarımı koydum. Kimyon, köfte baharatı, kısıra da kullanılan 7 türlü. Domates, soğan, sarımsak. Biraz büyük doğranmış. Doğrayıcım bozuldu. Et, bulgur. Burada biber, salçam, domates, salçam, isotla yağ, limon ve maydanoz. Akşam yemeği arkadaşlar. Çiğ köftemi yoğurdum. Göstermek istiyorum yakından. Karatay diyetinde haftada bir kez 3 kaşık ya da 4 kaşık. Kimileri 3 kaşık diyor, kimileri 4 kaşık. Ben 4 kaşık yedim hep. Hatta fazla da yedim. Burada ev tuşusu var. Karatay'ın olmazsa olması. Karatay'dan da bahsediyorum. Ya bazen karataycılar sıkılmasın. Onlar da beni izliyor. Ev tuşusu kendin basın rahatlıkla yiyebilirsiniz. Karatay'da da yeniyor. Biz de yiyebiliyoruz. Ama suyunu biz içmiyoruz. Domates salatalık mevsimde, eleki salatalık, köy salatalığı, köy biberi. Böyle bahçeden getirdim. Şöyle de ben bir saklama kabı yoğurdum eşime. Eşim geç gelecek. Ama şunun güzelliğine bakın. Bununla zayıflanır mı? Şöyle bir göstereyim size. Evet, bununla bir zayıflanır. Bu da kızımın şekil verdiği, sıkımladığı şu şekil. Onu da göstermek istedim özellikle. Bununla zayıflanır arkadaşlar. Ben çiğ köfte yiyerek zayıfladım. Bunu hepsine paylaştım. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben zaten haftada bir 36 saatlik oruç yapıyorum ama su orucu gibi yapıyorum. Bu da işte bu sisteme aykırı bir şey. Onun da yani biraz motivasyonum düştü. Biraz modum düştü. O yüzden bu şekilde oldum. Bu da köye gitmem gelmem. İşte bir hatlık çöktü. Tabii ki yine aldığım kilolar verilecek. Şu an biraz iki öne gittim. Yarın yine düşünüyorum 36 saatlik oruç yapayım diye. Yarın yapacağım. Çünkü haftada bir tane 36 saatlik orucum var. Bir tane dini. Kasım'a kadar herhalde böyle gidecek. Bu su orucu gidecek. Ondan sonra da tam gaz vereceğim. Ben de 3 günlükleri yapıp KT tekrar yapmayı planlıyorum. Bir taraftan da diyorum ki halsiz kalıyorum. Çocuklar etkileniyor. İşte okula götürüyorum, getiriyorum. Onlar benimle kahvaltıya oturmuyorlar. Hep annesiz oturuyorlar. Şu an kahvaltı yapabilirim. Ama benim kilo sıkıntım var. Normalde diğer arkadaşlar mesela kan grubuna göre kahvaltıları var. 3 program hazırlandı. Saat 11 ile 10 aralığı ideal. Mesela ben de 10 ile 11 aralığı yaparım çocuklarımla birlikte. Ama 12'yi daha çok seviyorum, 12.30'u. Sadece şu an bende biraz sıkıntı var. Benim şu anki alacağım tek önlem hamur işinden, tatlıdan uzak durmak, meyve tüketmek. Çünkü şeker ihtiyacımı karşılamak istiyorum. İşte iki öğün de yapsam belli dikkatim olacak. Bir de sporu artırmak zorundayım. Çünkü yediğimi yapmak zorundayım. Onu anlatayım. Kabızlık yaşayanlar, yaşarsınız arkadaşlar. Yemeğin üzerine biraz sinemek serpin gerçekten de çözüyor. Çünkü
denenmiş yani, denedim defalarca. 36 saat oruç yaparken hep sinem eki beni rahatsız ediyor. Ben de yemeğin içine koymayı düşündüm. Dün denedim, güzel. Bugün beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Sağlam bir niyet edeceğim akşam. Bakalım ne yapacağım yarın yani. Pazartesi gününü almak istiyorum. Sebebi ise hafta sonları çok, yani şey, perşembe cuma günleri kısmı okula gidiyor. Onu da ben götürüyorum, getiriyorum. Biraz geçen yordu. Bir de ishal, hani bir şey yaparsınız, aç kalıyorsunuz, şifalanıyorsunuz. Afasalık hücreler kendini yiyor. Meyve yediğiniz zaman neşter deyim içerisinde bağırsaklar kendini temizliyor. Ondan dolayı çok rahatsızlık duydum. Biraz rahatsızlıklarım oldu. Belki dünkü orucu şeyden dolayı tutamadım. Araya 3 gün falan koydum. Bilmiyorum ya, daha önce de denemiştim. Neyse. Ben akşam yemeğimi yiyeyim. Gecede bir konuşma yaparım. Şöyle gelen bir yorumlarda toplar sorular cevaplarım sizlere. Ben böyle yemeğimi... Ya saklama kaplarıma bakmayın. Ben cam kırdığım için bunları aldım. Aslında çok saklama kabım vardı ama hepsi kırıldı. Artık kırsa da almayı düşünüyorum cam. A101'e gidersem alacağım. Beni biraz hoş görün. Bu yorumlar geliyor beni. geliyor. Vallahi çok kötü geliyor. Gelsin olsun. Herkes yanlışlarım varsa ben onlarla dikkat edeceğim. Aynur Hanım, bu size demiyorum. Şu koyduğum profil resimde gelmişti. Bir beyefendi yapmıştı. Hanımefendi de olabilir yani. Haklı ama benim o zamanki resmim hastanede yeni doğum yapmış bir resmim yani. Profildeki resim. Ben onu göstermek istedim. Olabilir, eleştiriler açarım ki kendi videolarımı düzelteyim, kendim düzelteyim. Çünkü yakında benim kanal da patlayacak. Çünkü patlayacak yani, sizler sayın. Ne olur beni bir beğeni atın, bir de yorum yazın. Her gün silinizi de açın ki ben daha çok keşfete düşeyim. Bana destek olun. YouTube paramı çekeceğim. Onu da sizinle paylaşacağım. Burada her şeyimi paylaşıyorum. Sizden gizli yok. PIN kodu bekliyorum ben. Şöyle ya, bu ay 4 ayda gelmezse belli şekillerde hallediyoruz. Bekleyeceğiz. Ben yemeğimi koyayım. Çok çenesizce konuştum. Ondan sonra devam edeyim. Arkadaşlar, domates sosu yaptım kendime tekrar. Diyeceksiniz bu kadın turşuları seviyor. Evet, seviyoruz ailecek. Bu sefer fazla tuz kullanmadım. Nane otlu yaptım. Tarifini de Antep Lezzetleri Altıra 27 var bir bayan. Ben de takip ettim. Ondan aldım yani. Onun sayfasında aldım. Siz de girip bakabilirsiniz Instagram'da. Harika bir lezzet. Şöyle bulaşık makinemin kafası var. Deneyim dedim. Vallahi bunun 10 numara gelecek. Sıkıntı yaşamayacağım. Ne dökülecek, ne bir şey olacak. Ben daha önce robottan geçirdim malzemeleri. Göz kararı 4-5 kiloydu domates herhalde. Yarım kilodan az yine biber. Nane kullandım, bir demet. Bunu da yaptıktan sonra şunlardan yine kuracağım. Yarın kızım okula getirirken tekrar bakacağım. Taze varsa salatalık şey acur, ondan alacağım. Bu şekilde vallahi paylaşmak istedim ya. Bu şekilde yaptım ve şimdi onu yerleştireyim. Sonra veda konuşmamı yapayım. Ya da şimdi yapayım. Arkadaşlar şu an bir bunalımda olabilirim, böyle bir adaptasyon yaşıyorum. Yani yine 36 saatlik oruç yapacağım çünkü kilo almak istemiyorum. Verilen kilolar alınıyor. Aslında çok dikkat edersiniz, alınmıyor. Ben sadece köye gidince bayağı bir kaçırdım. Bir iki değil, böyle kaçırdım. Şimdi cezasını çekiyorum. İrade oradan kırılıyor. Eğer evde devam etsem açlık açlığı getiriyor. Sizler bayanlar devam ediyorsunuz. Sağlığınız için, organ temizlikleri için devam ediyorsunuz. Ben de devam edeceğim. Ben şu an biraz toparlanayım. Kolay değil, sürekli aç olan bir insan gel yemek ye, ona tekrar alış olmuyor. Sporumu yapmıştım ama yine bir yarım saat yürümek istiyorum. Çünkü çiğ köfte yedim. Hazma biraz zor. Ki yarın yine kilo almayayım. Yarın okula gideceğiz. En azından biraz daha yağ yakmış olurum. Pilates araştırması içerisindeyim. Hangi video daha iyi olur? 15 dakikalıkla mı başlayayım? 12 dakikalıkla mı? Pilates topum vardı. Onu da eşime şişireyim. Mutfak dolaplarım var. Size daha önce gösterdim bilmiyorum. Onları siliyorum. Bugün şöyle göstereyim ben.
Bugün bunları sildim, şöyle kaşıklarıma kızım oklavasını koymuş. Tertemiz yaptım ben. Uçları biraz böyle tertemiz yaptım. Benim evime hamam böcekleri basmıştı. Memlekete gidince. Balkondan geldiler herhalde. Onları temizliyorum arkadaşlar. Bayağı süpürdüm, sildim. Böyle onları da tekrar hem kış için hem de hamam böceklerini temizlemek için kalanları böyle ev temizliği yapıyorum baştan aşağı. Yani benim yapacak bir şeyim değil. Binada da vardı merdiven aralarında. Basmıştı. Ben de onun temizliğini yapıyorum. Mutfağı bitireceğim bu hafta. Ağır ağır yapıyorum ama temiz yapıyorum. Dip bucak yapıyorum. Bir de yorgunluk, bitkinlik var. Şöyle makinalarımı göstereyim. Bu ikisinin burada olması çok küçük. Bunların arkası da temizlenecek. Hatta şu kısımda var ya, orası açılacak. Buraların altı da komple temizlenir. Elektrikli süpürgeyle alınacak. İş güçten haber verdikten sonra niyete geçiyoruz. Kararlı olun. Karatayıcılar beni izleyebilirsiniz. Bak size de örnek veriyorum. Eski bir karatayıcı ve 18 kilo vermiş olan aram bekili. Ya ben karatayda bulgur sürekli yiyemiyorum. Sınırlama var. Ama bu beslenme tipinde o kadar yok. Serbest günüm bile var yani. O yüzden bunu tercih ediyorum. Ama sizlere de anlatacağım. Karatayıcı bu turşuyu da rahat yiyebilirsiniz. İster kahvaltı ister akşam yemeğine fark etmez. Deyip ve videomu sonlandırıyorum. Bugünlük vlog sizlere böyle çektim. Daha iyi videolar gelecek. Yorumları yazıyorum. Bazı sayfamın değişiklikler yapıyorum işte. Olsun. Acemiyim. Size bir de son halimin bir fotoğrafını çekip yine küçük resim olarak yapayım. Ya da video olarak yapayım ya. O da sorun değil. Çünkü kimi görüyorsunuz? Bu zayıflıyor mu? Görmek istiyorsunuz? Nasıl bir bedene sahip? Ama şu an göbek falan yine simitler çıkmış durumda. Ya da ben çok büyütürüm bilmiyorum. 3 kilo 4 kilo da çok büyük bir kilo değil. Onları tekrar vereceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Veda vakti ve iyi geceler deyip hoşça kalın diyorum.